Genç TV ekranlarına hoş geldiniz. Siyasette başörtüsü polemiği başka bir tarafa gidiyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu bize pas attı, gole çevirmemiz lazım derken, Kılıçdaroğlu da samimi değilsin, zorbasın, milletimiz görsün istedim ve sen gösterdin diyerek karşılık verdi. Öte yandan One Minute denilen İsrail'e 14 yıl sonra tekrar Büyükelçi atandı ve Suriye Devlet Başkanı ile görüşme gündemde. Siyasette baş döndüren bu gündemi 22. dönem Balıkesir Milletvekili Operatör Doktor Sayın Turan Çömez ile konuşmaya başlıyoruz. Kendisi yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Merhabalar. Ee, Sayın Turan Çömez, e, Kılıçdaroğlu'nun başörtü hamlesi Erdoğan tarafından pas olarak nitelendirildi e ardından Erdoğan lgbt üzerinden konuşmaya başladı e yeni propagandasını AKP aileyi korumak ve e belki de dijital platformlarda lgbt özentisi yayılıyor üzerine mi kuracak AKP'nin yeni propaganda dili ne olacak aslında AKP stratejisini geçtiğimiz hafta bana göre değiştirdi ve bundan sonraki stratejisi gerçek gündem konuşulmasın. Sanal sahada top koşturulsun. Polemiklerle seçim satımı halinde süreç geçirilsin istiyor ve muhalefeti de bu alana çekmek istiyor. Tabii Kılıçdaroğlu önemli bir hamle yaptı. Bana göre stratejik olarak doğru ama taktik olarak hatalı bir adımdı. Stratejisi niye doğruydu Kemal Bey'in? Şundan dolayı doğruydu. Özellikle sahada AKP yöneticileri ya da partililer tabana şöyle bir mesaj veriyordu alttan alta. Bakın eğer biz gidersek bu başörtü zulmü yeniden başlayacak ve bunun dışında da sosyal yardımlar kesilecek. Bu bakımdan bütün haklarınızı kaybedeceksin. Tabanda bu propaganda vardı. İşte bu anlaşılan Kemal Bey'e de aktarılmış ve bunun önüne geçmek için bir adım attı Kılıçdaroğlu. Öte yandan uzun süredir devam ettirdiği bir helalleşme e, adımı vardı ya da çabası vardı. Toplumu yeniden buluşturacağım, uzlaştıracağım ve helalleşeceğiz herkesle diyordu. Bu da bana göre doğru bir adımdı. Ancak bunlarla ilgili e, strateji doğru da olsa taktik olarak e, Kılıçdaroğlu bence zamanlama hatası yaptı ve üslup hatası yaptı. Neydi bu hata? Bir kere zamanlaması e, biliyorsunuz dezenformasyon yasasının görüşüldüğü bir zamana denk geldi. Bu çok korkunç bir sansür yasası ve artık neredeyse geçmek üzere olan bir otokratik baskı yasasıydı. Tam bu zamana denk geldi. Birinci hata buydu. İkincisi Kemal Bey bu düzenlemeyi yasayla en azından regüle etmeyi planladı. Bana göre bu da hataydı. Çünkü insan hakları, özgürlükler e, yasayla değil e, genel algılarla e, revize edilebilecek şeylerdir, düzenlenebilecek şeylerdir. Şüphesiz yasaya ve anayasaya konmuş hükümler vardır. E, bunlar zaten e, var olan hükümler ama bunu yeniden bir küçük yasal değişiklikle e, düzenleyeceğiz demesi bana göre yanlıştı. Ve zamanlaması hataydı. Ama şu stratejisi doğruydu yani böyle bir e, algı yaratılıyor toplumda bunun önüne geçmem lazım şeklindeki iyi niyetini ben anlayışla karşılıyorum. Ama keşke meydanlarda artık geri dönüp bakmayın. Olan olmuştur. Türkiye yaralarını sardı, acılarını e, sardı ve bunların üstesinden geldi. Türkiye istikbale bakmalı. Türkiye'nin gündemi ekonomidir. Ülkenin gündemi antidemokratik uygulamalardır. İnsanların çektiği sıkıntılardır. Yargının e, bağımsızlığı problemi vardır. Medyanın bağımsızlığı problemi vardır. Türkiye derin bir krizin içerisindedir. Bunları anlatmalıydı Kılıçdaroğlu. Ama tam böyle bir atmosferde maalesef gündem yeniden Erdoğan'ın çok hoşuna gittiği, çok iyi top koşturduğu, çok da sevdiği bir alana getirildi ve şu anda Erdoğan bu alan üzerinde tepiniyor bir anlamda öyle diyebiliriz. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın pas atlı söylemine sosyal medyadan şu cevabı verdi. Dedi ki, beklediğim gibi Erdoğan başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için belki de bu cümle önemli ee, buradan başka polemikler de doğacak tekrar edeyim başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için konuyu alakasız yerlere taşıdın samimi değilsin zorbasın milletimiz görsün istedim ve sen gösterdin sen kim özgürlükçü anayasa yapmak kim sen yasakçısın sen gaddarsın asla şaşırtmazsın Hatırlarsınız bu e, videoyu yayınlamadan önce e, demişti ki hepimiz için turnu sol kağıdı olacak bir açıklama yapacağım dedi. Acaba e, Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı bu şekilde e, onun ayağını boşa mı düşürmüş oldu şimdi? Emre Bey e, bakın Türkiye'nin gerçek gündemi hakikaten bu değil. E, Meral Akşener bununla ilgili çok e, yerinde bir e, mesaj verdi geçtiğimiz günlerde. Ee, yani kanayan yaraların üstüne gidelim, kapanan yaraların değil, onlar zaten kapanmış dedi. Ee, bu uh -huh. sürece parmak bastı, bu sürecin yaşandığını ve bunun da e, mücadelesini verdiğini ifade etti. Ama Türkiye'nin gerçek gündeminin bu olmadığını söyledi. Çok da yerinde bir söylemdi aslında. Fakat hala bu polemik devam ediyor. Burada Kılıçdaroğlu'nun e, söylediği sözde şöyle bir e, bana göre taktiksel bir yanlış da var. Başörtülü kişileri rehine olarak tutuyor ifadesi AKP'yi kendi etrafında yine konsolide edecek bir söylem. Dolayısıyla bundan süratle uzaklaşmak lazım. Evet bu ülkede başörtü problemi vardı. Evet bu ülkede özgürlüklerle ilgili sıkıntılar vardı. Evet Erdoğan demokrasinin kurum ve kurallarını işlemez hale getiren bir lider. Ülke tek parti ile yönetilen ve otokratik neredeyse anlayışla yönetilen bir ülke haline geldi. Tek adam rejimi, bu ucube rejim altında Türkiye ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ama AKP'nin kendi tabanını bütün bu iteleme ve ötelemelerle konsolide etmesine fırsat bırakmamak lazım. Kılıçdaroğlu'nun zannediyorum çok fazla okuyamadığı şu, AKP tabanını iyi tanımıyor, muhafazakar tabanı çok iyi tanımıyor. Bakın Emre Bey küçücük bir anekdot anlatayım ben size. Ben e, Milliyetçi muhafazakar kökenden gelen bir siyasetçiyim. Yıllardır duruşum böyle. Bunu e, sizler de biliyorsunuz, herkes de biliyor. Ergenekon zulmünün en ağır olduğu dönemde, sürgünde yaşadığım dönemde e, bir küçük teklif geldi ya da bir e, talep geldi bana CHP çevrelerinden. E, acaba milletvekili olsan bu zulüm bitse Türkiye'ye geri dönsen şeklinde. En acı çektiğimiz, en travmatik dönemdi bu. E, ben hayatım boyunca CHP'de siyaset yapmadım ve e, üslup, üslup olarak da CHP'li birisi değilim. Tabii bugün altılı masayı destekliyorum, onun altını çizeyim. Annemle konuştum yani bir anne için evladı çocuğu ne kadar kıymetlidir ve ben acı çekiyorum bütün aile çok ağır bir travma yaşıyoruz. Anne dedim böyle bir talep geldi ne düşünürsün? Ah evladım ben sana nasıl oy veririm dedi. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani Hı -hı. muhafazakar tabanın muhafazakar tabanın CHP'ye bakışını kırabilmenin temel yolu bu çatışmaları kaşıyarak değil. Türkiye'de farklı bir atmosfer farklı bir üslupla ancak bu. ...yaklaşımı siz değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla şu anda maalesef Erdoğan kendi istediği zemini buldu ve top koşturuyor. ve Akşamlar çok yerinde bir çıkış yaparak bütün bunları elinin tersiyle itip... ...ülkenin gerçek gündemini tekrar sahneye koydu ve toplumu gerçekle evet. buluşturmak istiyor. Bu da yerinde bir adımdı siyaseten. Ee, Sayın Çömez, İsrail'e yıllar sonra tekrardan Büyükelçi atanması... Ve alışılmış siyasetçi değilim Suriye Cumhurbaşkanı ile de görüşebilirim denmesine e, siz ne diyorsunuz? Yakında dostum Esat sözlerini yeniden duyar mıyız? E, tabii bu bizi şaşırtmaz tabii ki duyabiliriz. Erdoğan'la artık e, çok e, tipik bir e, öze, özelliği oldu bu. Erdoğan'ın klasik bir özelliği oldu. Dün farklı bugün farklı olabilmek ve bunu siyasetin doğası gereği e, olabilecek bir şey olarak sunuyor Erdoğan. Hatırlayalım etrafında bugün kimler var? Devlet Bahçeli var zamanında kendisine çok ağır ifadelerle yüklenmiş olan Bahçeli var. Kim var? Süleyman Soylu var. Soylu'nun söyledikleri ortada. Kim var? Numan Kurtulmuş var. Kurtulmuş'un söylediği laflar orta yerde. Öte yandan yeni tayin ettiği Büyükelçi var Feyzoğlu. Onunla ilgili polemikler hala hafızamızda ve hatıramızda. Dolayısıyla Erdoğan bu konuda çok e, kolay manevra yapabilen, çok keskin U dönüşleri yapabilen bir e, siyasal karakter. Yine, Hatta e, Mavi Marmara'ya binerken dönemin başbakanına mı sormuştunuz diye de e, kürsüden konuşmasını evet, evet, tabii. hatırlıyoruz. Tabii yani İsrail'le ilgili devlet terörü yapıyor bunlar. Ben bu görevde olduğum sürece asla olmaz e, dediği uzlaşmayı İsrail'le gerçekleştirdi. Suudi Arabistan için söylediği şeyler ortada, Birleşik Arap Emirlikleri için söylediği şeyler ortada. Sisi için kullandığı ifadeler ortada kaldı ki Sisi'yi yerel seçimlerde bile kullandı. Binali'den yana mısınız, Sisi'den yana mısınız diye meydanlarda e, konuşan Erdoğan'a tanık oldu Türkiye. Şimdi Sisi ile uzlaşmak için çare aranıyor, yollar aranıyor. Bu bakımdan e, ben bu U dönüşlerini, bu o, köklü ve e, keskin manevraları hiç yadırgamıyorum. Önümüzdeki dönemde de şartlar değiştiğinde Yunanistan'la da aynı atmosfer yakalanırsa bu da beni şaşırtmayacak. Evet efendim. Ee, Suriyelilere 2023'e kadar Türkiye'yi terk edin denildiği iddia edilirken, bu tartışılırken kulislerde e, İstanbul'da 8 ilçe göçmen ikametine kapatıldı. E, bunu nasıl yorumlarsınız? Bir baskın seçimle karşı karşıya gelebilir miyiz? Bu bir seçim manevrasıdır Emre Bey çünkü e, anketler yapılıyor, bizim e, bildiğimiz anketler var, e, AKP'nin bizim bilmediğimiz anketleri var, bir de Erdoğan'ın hiç kimsenin bilmediği anketleri var. Burada ortaya çıkan derin sorunlar var. Nedir bu ekonomik kriz? Bir diğeri de mülteci problem. İşte o sebeple Erdoğan bu iki derin problemi tartışmak yerine başörtüsü sanal tartışmalarıyla toplumu meşgul etmeyi tercih etti. Fakat e, mülteci krizi e, şu anda Türkiye'nin ciddi bir sorunu. Bu seçim atmosferinde de ciddi bir risk getirecek e, AKP'ye. En azından e, bakın işte Esat'la da uzlaşıyoruz, uzlaşacağız. E, o da ülkesine artık e, mültecileri geri çağırıyor diyecektir seçim satımı halinde. E, bununla beraber e, belki e, birkaç otobüs insanı geri göndererek biz zaten e, barışla, huzurla ve e, kendi istekleriyle onurlu bir dönüşü hazırladık, işte başladı. Zaten ikametgahı engelliyoruz, endişe etmeyin, merak etmeyin diyerek aslında derin bir krizi sahte ve sanal yöntemlerle çözüyormuş gibi göstermeye çalışacaktır seçim satım halinde. Gerçekçi bir yaklaşım tarzı değil ama bir oy alabilme adına yapılmış bir çalışma öyle görünüyor. Ben hala Erdoğan'ın gündeminde bir erken seçim olabileceğini savunuyorum. Hiç beklenmedik bir anda bir erken seçim olabilir. Önümüzdeki hafta bir anayasal değişiklik gelecek gündeme. Bununla ilgili biz ciddi polemikler yaşayacağız, ciddi tartışmalar yaşayacağız. Erdoğan aile yapısını korumayla ilgili CHP'ye saldıracak. Alevilikle ilgili muhtemelen siz samimi değilsiniz diyecek. Başörtüsü konusunda samimi değilsiniz diyecek. Ve belki de anayasa teklifi, AKP'nin çünkü biliyorsunuz MHP ile beraber sayısı yetmiyor bu teklifi geçirmeye... Parlamento'dan geçmeyince bakın bunlar işte samimi değiller. Gelin erken seçime gidelim diyebilir. Bu ihtimal hala var. Buna hazırlıklı olmak lazım. Peki sizce erken seçimin sonucu ne olur? Bakın Emre Bey, erken de olsa, vaktinde de olsa, geç de olsa ne zaman olursa olsun AKP artık devrinin sonuna geldi. Bir devir kapanıyor. Bunu açıkça görmek lazım. Biz Ankara'daki tabii yaşanan bu fırtınalı tartışmaları, polemikleri çok yakından izliyoruz. Olanı biteni kendimizce analiz ediyoruz ve herkes olaylara kendi perspektifinden bakıyor. İnanın tabanın gündemi bu değil. İnanın halkın gündemi bambaşka. İnsanlar fakr zaruret içerisinde, insanlar açlık ve sefalet içerisinde. Bakın ben bunu bir tweet'le de bugün teyit ettim. Son 3-4 gün içerisinde inanılmaz zamlar geldi motorine, ve tam da ekim zamanı yani çiftçiler şu anda motorin zamlarıyla mazot zamlarıyla boğuşuyorlar ve bunun bunu alamıyor insanlar ve bu yarın bize birkaç ay sonra gıda fiyatlarındaki dramatik artış olarak yansıyacak. Hmm. Babanın derdi bambaşka, milletin derdi bambaşka. Millet geçim derdinde, kaynamayan tencere derdinde. Akşam çocuklar yatağa aç giriyorlar. Çocukların artık boyları normal standartların altında kalmaya başladı. İyi beslenemedikleri için. Anneler çocuklarını pazara götürünce kollarından çekiştiriyor. Aman evladım şimdi alamayacağız diyerek kolundan çekiştiriyor. Kırtasiye malzemelerin parasını ödeyemiyor babalar. Türkiye'nin gerçeği bu. Yüz binlerce öğrenci üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptıramadı. Çünkü kalacak yer yok. Bunun parasını ödeyecek imkanı yok. Türkiye'nin gençleri gelecekle ilgili hayallerini yurt dışında kuruyorlar. Hayallerini çaldılar bu çocukların. Asıl mesele bu. İşte bunun tartışıldığı bir ortamda AKP'nin yeniden iktidara gelmesi ve ipi göğüslemesi mümkün değil. Muhalefete düşen temel sorumluluk toplumu gerçeklerle buluşturmak, insanları gerçeklerle karşılaştırmak ve buradan samimi ve halisane çözümlerle, iyi niyetli, gerçekçi ve profesyonel çözümlerle toplumun karşısına çıkmak. Ben AKP devrinin kapandığını düşünüyorum ve Türkiye artık bu yaşanmış 20-21 yıllık dönemden ders çıkartarak demokrasi yolculuğunda yoluna devam edecek. Büyük bir tabii travmadır bu dönem. İnanılmaz bir borç batağı içerisine girdi Türkiye. Demokrasi liginde büyük bir irtifa kaybetti. Bir sürü kamplaşmalar ve ayrışmalarla Türkiye yeni sorunlara e, gebe hale geldi. Müteci krizi keza AKP'nin kucağımıza bıraktığı önemli bir problem. Ama bunların hepsi çözülür. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde yeni bir iktidar olacak, yeni bir düzen olacak, yeni bir atmosfer olacak. Yepyeni anlayışlarla Türkiye yoluna devam edecek. AKP'nin devri artık kapanmıştır. Erken de yapsa, vaktinde de yapsa bu seçimlerden AKP'nin yeniden ipi göğüsleme şansı yoktur. Bu önemli değerlendirmelerinizi, yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Turan Çömez. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için sevgili Emre Bey. Sağolunuz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ne diliyorum. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.